Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz yay dalgaları. ödevlendirme ile devam etmek istiyorum. Ödevler bizim için çok çok önemli. Sıfırdan ona fizik kitabımızı açıyoruz. Sıfırdan ona fizik kitabımızda en son hangi konuyu ödev vermiştim ben size? Dalgalarla ilgili temel kavramları ödev vermiştim. Dalgalarla ilgili temel kavramlardan sonra yay dalgaları geliyor gençler. Yani sıfırdan ona fizik kitabından sayfa 120'den başlıyoruz. Sayfa 120'den su dalgalarına kadar olan kısım yani sayfa 129'a kadar bizim ödevimiz gençler. Bu dersi dinledikten sonra rahatlıkla sayfa 120 ve 129 arasını yapacak hale geleceğiz. Sıfırdan ona fizik kitabımızda sayfa 120 ve 129 bizim ödevimiz. Sıfırdan ona fizik kitabımızı şimdi kapatıyoruz. Tabii ki de olmazsa olmazımız Dinamo Soru Bankamıza geçiyoruz. Dinamo Soru Bankamızda da hemen en son kaldığımız yeri göstereyim ben size. En son dalgalarla ilgili temel kavramları öğrenmiştik. Dalgalarla ilgili temel kavramlardan ödev vermiştik zaten. Ardından hemen yay dalgalarına geçiyoruz. Yay dalgaları ile ilgili olan kısımdan sorumluyuz. Sayfa 124'ten başlıyor. Sayfa 124'ten itibaren hemen bakalım sayfa 130'a kadar olan kısımdan da Dinamo Soru Bankasından sorumluyuz gençler. Peki bugün dersimizde biz hangi kavramlardan bahsedeceğiz? Yay dalgaları konusunda neleri öğreneceğiz? Hemen bir onlara bakalım. Atma ve ilerleme yönünü öğreneceğiz. İlk önce atma nedir? Bunun tanımlamasını yapacağız. Daha sonrasında atmalar ne tarafa doğru ilerliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Atmaların yayılması, atmaların yansıması, atmaların ortam değişikliği, atmaların birbiri içerisinden geçişi gibi konuları öğreneceğiz. Bakın her yerde atma, 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 atma lafı geçiyor. İlk önce atmanın ne demek olduğunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. Yay dalgalarıyla dersimize artık başlayalım. Hem enine hem boyuna titreşebilen mekanik dalgalara biz yay dalgaları diyoruz gençler. Geçtiğimiz derslerde biz mekanik dalgalar nelerdi? Elektromanyetik dalgalar nelerdi? Bunların ayrımını yapmıştık öyle değil mi? Hemen bir önceki derse mutlaka gidin. Eğer bu dersi İlk kez dinlemeye başlıyorsanız, dalgalar konusuna bu dersle başladıysanız, bundan önce bizim bir videomuz daha vardı. Dalgalarla ilgili temel kavramları anlatmıştık. Dalgalarla ilgili temel kavramlar, temel terimler olmazsa dalgaları iyi öğrenemeyiz. Çünkü dalgalar fizikte oldukça geniş ve büyük bir başlık. Hem 10. sınıfta hem de ileride sayısal seçersek 12. sınıfta göreceğimiz bir konu başlıyor. O yüzden mutlaka temel kavramları, bazı terimleri bilmemiz gerekiyor. Yani dalgalar dersine bu dersten başladıysak mutlaka hemen bir önceki videomuza gidip o videodaki temel kavramları iyice öğrenelim. Öyle bu videodan devam edelim. Şimdi hem enine hem boyuna titreşebilen dalgalardır diyoruz biz yay dalgalarına. Yay dalgaları aynı zamanda mekanik dalgalardır. Mekanik dalgalar ne demekti? Hemen kısa bir tekrarını yapalım. Yayılabilmeleri için... Maddesel ortama ihtiyaç duyulan dalgalara biz mekanik dalgalar diyoruz. Yayılması için herhangi bir ortama ihtiyaç duymayan dalgalara ise elektromanyetik dalgalar diyorduk. Elektromanyetik dalgaya vereceğimiz en güzel örnek ışıktır. Işık da aynı zamanda bir dalgadır bunu da unutmayalım. Işık bir elektromanyetik dalgadır. Yayılması için bir ortama ihtiyaç yoktur. Yani güneşten gelen ışınlar uzay boşluğundan geçebilerek dünyaya ulaşıyor. Demek ki ışığın yani elektromanyetik dalganın yayılması için ortama ihtiyaç yok. Ortama ihtiyaç olan dalgalar ise nedir bunlar? Mekanik dalgalardır. Yay dalgaları bir mekanik dalgadır. Mesela uzay boşluğunda yay dalgalarını yayamazsın. Çünkü yayılabilmesi için mutlaka maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Bir yay üzerinde oluşturulan, kısa sürede oluşturulan tek bir dalgaya biz atma diyoruz. Bakın kısa sürede oluşturduğumuz tek bir dalgaya atma denir. Biraz önce bahsetmiştik bu derste sürekli olarak atma 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 kavramını göreceğiz demiştik. Atma ne demekmiş? Oldukça basit bir kavram. Oluşturduğumuz tek bir tane dalgaya biz ne diyoruz? Atma diyoruz. Yani şöyle düşünelim gençler. Önümüzde gergin bir ip var. Gergin bir ipe biz şöyle bir hareket yaptığımız zaman bakın tek bir tane yapıyorum tek bir tane titreşim hareketi yapıyorum. Ne olacaktır? Burada göreceğimiz görsel oluşacaktır, değil mi? Gergin ip üzerinde. İşte oluşturduğumuz tek bir tane dalgaya biz ne diyoruz? Atma diyoruz. Bunu unutmayalım. Dalga ile ilgili bakın temel kavramlarımızı yine hatırlatalım. Burada x dediğimiz şey neydi? Genişlikti. Bu genişliği x eşittir v çarpı t ile hesaplayabiliriz. Yani yayılma hızı çarpı geçen zamanla buradaki dalganın genişliğini hesaplayabiliriz. Peki a neydi? Yine temel kavramlarda bahsetmiştik. A ise dalganın taşıdığı enerjinin bir göstergesidir. Biz bu a'ya genlik diyoruz. Genlik dediğimiz şey dalganın en tepe noktasının veya şu şekilde bir atma oluşturalım. Böyle de bir atma oluşturabiliriz öyle değil mi? Mesela önümüzde gergin bir ip var. Ben şu şekilde titreştiğim zaman bu görsel oluşuyor. Tam tersini yaptığım zaman şöyle bir titreşim yaptığım zaman aşağıda çizdiğim kırmızıyla gösterilen dalga oluşur. Burada dalganın tepe noktasının veya çukur noktasının denge noktasına olan uzaklığına bakın şuradaki uzaklığa biz genlik diyoruz ve A harfi ile gösterilir. Yukarıdaki içinde bakın genliği göstermiş. A harfi ile gösterilir. Buradaki A genlik anlamına gelir ve bu genlik dalgaların taşıdığı enerjiyi gösterir bize. Genlik ne kadar fazlaysa dalganın taşıdığı enerji de o kadar fazladır arkadaşlar. Mesela denizin kıyısında oturuyorken ayağımıza böyle minik minik dalgalar çarpar. Şöyle dalgalanmayı şöyle göstereyim ben size. Bunlar zararsızdır öyle değil mi? Niye? Çünkü en tepe noktasının denge noktasına olan uzaklığına bak minicik. Yani bu adamın taşıdığı enerji ufacık zaten. Ancak karşımıza böyle kocaman bir dalga geldiği zaman ayağımıza çarptığında bizi geriye doğru atar. Neden? Çünkü bakın bu adamın genliği oldukça fazla diğerine göre. Neredeyse 20 katı, 10 katı çok çok fazla. Bu adamın enerjisi çok çok fazla. O yüzden bizi savurup atabilir. Genlik dalganın taşıdığı enerjiyi gösterir bize. Hemen geçelim. Bakalım karşımıza ne gibi kavramlar çıkıyor? Atma üzerinde titreşim yönünün bulunması. Bakın bu oldukça önemli bir kavramdır. Bir atmanın ilerleme yönü vardır. Yani şöyle gösterelim. Elimizde gergin bir ip var. Bu gergin bir ipi titreştirdiğimiz zaman ne oluyordu? Tek bir tane atma oluşuyordu değil mi? Oluşan bu atma yani şöyle titreşimi yaptık. Bu adam oluştu. Daha sonrasında yok oldu. Öyle bir şey yok. Oluşturduğun atma ne olacaktır? Sağ tarafa doğru böyle gidebildiği yere kadar bu adam ilerleyecektir öyle değil mi? Bu yüzden bu atmanın bir ilerleme yönü vardır. Ve bu Atma üzerinde bazı noktalar verilir bize. Verilen bu noktaların titreşim yönlerinin bulunması istenir. Yani karşımıza çıkacak bu yay dalgaları ile ilgili ilk soru tipi budur aslında. Sınavlarda da karşımıza çıkar. Soru bankalarında da mutlaka görürüz. O yüzden bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bazı noktaların titreşim yönleri nasıl bulunur? Şimdi buraya bakıyorsun. Burada siyahla gösterilen atma bizim orijinal atmamız. Şu anda soruda bize bu şekilde verilmiş. Diyor ki sana bu dalga diyor sağ tarafa doğru ilerliyor diyor. Atma sağ tarafa doğru ilerliyor diyor. Biz de ne yapıyoruz gençler hemen? Bir saniye sonra bu adamın oluşabileceği şekli çiziyoruz. Yani bir saniye sonra ne olacaktır? Sağ tarafa doğru ilerlediği için buradaki siyah dalganın bir miktar sağa gelmesi gerekir. Yani bir miktar sağda olacak şekilde aynı dalgayı bakın tekrardan çiziyorum. Daha sonrasında seçili noktalar var. Bakın bunlar sorularda bize ben şöyle kırmızıyla göstereyim. Bazı seçilen noktalar var. Bu seçilen noktalar Yeni çizdiğim dalgaya nasıl bakıyor bunu gösteriyoruz. Bak dikkat et Buradaki seçilen nokta yeni çizilen dalgaya da böyle yukarıdan aşağı bakıyor. Yukarıdan aşağı bakıyor. Yukarıdan aşağı bakıyor. O yüzden bu adamların titreşim yönleri nedir? Yukarıdan aşağıya. Yani aşağı tarafa doğrudur. Ancak burada çizdiğimiz kırmızı nokta yeni çizdiğimiz dalgaya ne yapıyor? Yukarıdan aşağı e, aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. Çok özür dilerim. Aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. O yüzden buradaki noktanın titreşim yönü de ne tarafa doğru olacak? Yukarıya doğru olacaktır. Bakın çok çok dikkat edelim. Olduğu oldukça basit. Tekrardan toparlıyorum. Herhangi bir şekilde kafa karışıklığı olmasın. Çünkü bazen buralarda öğrenciler <laughs> konuları dinlerken bazı küçük eksiklikler oluyor. O yüzden şöyle basit bir soruyu bile çözemiyoruz. Çok çok dikkatli dinleyin. Bakın tekrar üzerinden geçiyorum. Soruda bize bakın siyahla gösterilen atma verilecek. Diyecek ki bize bu atma sağ tarafa doğru ilerliyor diyecek. Kırmızıyla gösterilen noktalar ne tarafa doğru titreşir diyecek. Biz hemen ne yapacağız? Gri ile çizilen atmayı tekrardan göstereceğiz buradan. Niye? Çünkü bu dalga sağ tarafa doğru gidiyormuş. Birazcık daha şöyle sağ taraftan bu adamın bir saniye sonraki görüntüsünü çizeceğiz. Daha sonrasında bu kırmızı noktalar yeni çizdiğim gri dalgaya nasıl bakıyor bunu belirleyeceğiz. Bakın yukarıdan aşağı Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. Ancak buradaki noktaya baktığımda ise aşağıdan yukarı. Titreşim yönleri bu şekilde gösterilir. Anlaşalım, herhangi bir problem yok, korkacak herhangi bir şey yok. Oldukça basittir. Şimdi bu konuyu pekiştirmek için hemen bir soru çözelim bakalım. Sorumuzda bize neyden bahsediyor? Diyor ki, homojen bir yayda oluşturulan 3 atma üzerindeki noktaların titreşim yönleri 1, 2 ve 3'te verildiğine göre K, L ve M atmalarının hareket yönleri nedir diyor. Şimdi bu dalgalar ne tarafa doğru hareket ediyor diyor. Burada bize atmaları vermiş ve bu atmaların titreşim yönlerini de vermiş. Titreşim yönlerini de verdiği için biz rahatlıkla bu adamların ne tarafa doğru gittiklerini belirleyebiliriz. Mesela ilk önce en sol taraftakinden başlıyorum. En sol taraftakine baktığımda bu adamın aşağıdan yukarıya doğru titreşebilmesi için ne tarafa doğru gitmesi gerekir? Yani burada şu anda ben bunu göz kararı görebiliyorum. Siz de soruları çözdükçe, daha çok pratik yaptıkça bunları rahatça görebileceksiniz zaten. Hemen şöyle çizelim ben bu adamın sol tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Hemen sol tarafa doğru bir çizelim bakalım acaba ufuk hoca doğru mu düşünüyor? Hemen bakalım şöyle sol tarafa doğru bir saniye sonraki bu adamın görünümünü çizelim. Bir saniye sonra bu adamın görünümünü çizdiğimde bakın eski dalga yeni dalgaya yukarıdan aşağı mı bakıyor? Bakın mesela şuradaki bir noktayı seçelim değil mi? Adam bak şuradaki noktayı seçmiş. Biz de oralarda bir nokta seçelim bak. Eski çizdiğim dalga yeni çizdiğim kıpkırmızı dalgaya Yukarıdan aşağı bakıyor mu? Bakıyor. Bize de soruda öyle verilmiş mi? Öyle verilmiş. Demek ki bu adam ne tarafa doğru gidiyormuş? Sol tarafa doğru hareketini sürdürüyormuş. Anlaşıldı mı gençler? Şimdi devam edelim İkincisine bakalım. İkincisine baktığımızda ise hemen bakalım yani göz kararı belirleyeceğiz. Daha sonrasında kendimizi kontrol edeceğiz. Acaba doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Kendimizi kontrol edeceğiz gençler. Ben bu dalganın da sol tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Hemen bakalım şöyle sol tarafa doğru bir saniye sonra ki bu adamın görünümünü çizelim. Daha sonrasında bize soruda verilen dalga yeni çizdiğim dalgaya aynı burada gösterdiği gibi aşağıdan yukarıya doğru mu bakıyor? Evet aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. Demek ki bunu da doğru gösterdik. Demek ki bu adam da sol tarafa doğru gidiyormuş. Şimdi buraya bakalım. Ben bu adamın sağ tarafa doğru gittiğini düşünüyorum. Hemen buradan sağ tarafa doğru bu adamın bir saniye sonra oluşabilecek görüntüsünü çizelim. Ardından bakalım. Eski verilen dalga yeni verilen dalgaya böyle yukarıdan aşağı bakıyor mu? Aynı bize gösterdiği gibi yukarıdan aşağı bakıyor. Demek ki bu adam da ne tarafa doğru gidiyormuş? Sağ tarafa doğru gidiyormuş. Hemen uygun seçeneği işaretliyoruz. Uygun seçenek ne olacaktır? Denizli seçeneği olacaktır. Gençler bakın ben burada hemen rahatlıkla ben bunun sağa gittiğini düşünüyorum, sola gittiğini düşünüyorum diye söyledim. Yani siz böyle bir bakışta söylemeyebilirsiniz. Yanlış yapın ya. Yanlış yapmaktan korkmayın. Mesela şöyle düşün. Sen diyelim ki bu adamın sola değil de sağa gittiğini düşündün. Hemen sağ tarafa doğru bir saniye sonraki görüntüsünü çiz. Daha sonrasında kontrol et bakalım. Aynı soruda verdiği gibi aşağıdan yukarıya doğru mu bakacak? E bakmıyor. Demek ki yanlış seçmişsin. Hemen diğer tarafa doğru döneceksin. Zaten yüzde elli şansın var. Öyle düşün yani. Bu dalga zaten ya sola gidecek ya sağa gidecek. Başka bir yere gidemez. Böyle yukarı aşağı gidecek hali yok. Ya sola gidecek ya sağa seçecek. Sen bir tane yön seçeceksin. Daha sonrasında kendini kontrol edeceksin. Bakalım soruda verdiği titreşim yönüyle uyumlu mu? Uyumluysa hemen gidersin. Doğru seçeneği işaretlersin. Bakalım neler öğreneceğiz. Hemen devam edelim. Atmaların yayılması. Atmaların yayılma hızı diyelim aslında. Şöyle parantez içinde de bundan bahsedelim. Atmaların yayılma hızları bakalım nelere bağlıymış. Atmayı nasıl oluşturuyorduk biz? Gergin bir ip vardı veya gergin bir yay vardı. Tek bir tane titreşim hareketi yapıyorum ve şuradaki görüntü oluşuyor öyle değil mi? Şimdi burada oluşan görüntü sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru ilerleyecek bu atma. Mesela buradaki gergin bir ipi tek bir tane titreştirdiğim zaman buradaki atma sol tarafa doğru gider veya tam tersi. Buradaki gergin bir ipi tek bir titreşim hareketi uyguladığımda sağ tarafa doğru atmasını ilerletebiliyorum. Peki sağ tarafa doğru ilerleyen bu atma nelere bağlıdır? Yani ne yaparsak daha hızlı bir şekilde bu atmanın gitmesini sağlarız. Bunlardan bahsedelim şimdi de. V eşittir F bölümü şeklinde bir ifade var. Buraya baktığımızda bakın bunun hesaplaması ile ilgili çok soru karşınıza geleceğini zannetmiyorum. Ama ben yine de bu hesap kitapla ilgili bir tane basit bir örnek yapacağım. Hiç buna Merak etmeyin, endişelenmeyin. Bunun hesaplaması ile ilgili bir tane örnek yapacağız. Ancak burada atmaların yayılma hızının nelere bağlı olduğunu bir görelim bakalım. Bir kere kuvvetle doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok kuvvet uygularsak buradaki atmanın yayılma hızı da aynı şekilde o kadar fazla olacaktır. Bir de mü ile ters orantılı. Mü dediğimiz kavram nedir? Hemen ona bakalım. Mü, yayın birim uzunluğunun kütlesidir. Yani mü dediğimiz kavram kütle ile doğru orantılıdır uzunlukla ters orantılıdır. Komple bu kavram. Bakın sadece MVL değil, komple buradaki yayın birim uzunluğunun kütlesi dalganın yayılma hızıyla ters orantılıdır. Buna da çok dikkat edelim. Şimdi uyarıyı okuyalım. Aynı yay üzerinde oluşturulan atmanın hızları eşit büyüklüktedir. Atmaların hızı atmanın şekline, genliğine ve genişliğine bağlı değildir. Bakın bunlar sorularda karşımıza çıkacak oldukça büyük tuzaklardan bir tanesidir. Yani buna çok dikkat edin. Atmanın genişliğine, genliğine falan bunlara bağlı değildir atmanın yayılma hızı. Burada bize denklem içerisinde vermiş. Uygulanan kuvvete ve birim uzunluğunun kütlesine bağlıdır. Bunlardan başka bir şeye bağlı değildir ve temel kavramları öğrendiğimiz derste de bahsetmiştik. Ortam değişmedikçe dalgaların yayılma hızı da aynı şekilde kesinlikle değişmez gençler. Hemen sorumuzu çözelim. Birim uzunluğunun kütlesi 0.8 kilogram bölü metre olan bir yaya 80 Newtonluk kuvvet uygulanarak geriliyor ve dalga oluşturuluyor. Oluşan dalganın hızı ne kadardır? Hemen formülümü yazıyorum. Atmanın hızı V eşittir. F bölü mü şeklinde ifade edilir. Burada mü ile ilgili olan kavramı da açmak istiyorum. Mü dediğimiz kavram neydi? Yayın birim uzunluğunun kütlesi demekti. Yani m bölü l şeklinde bunu yazabilirim. Yani soruda bize kütle verirse, uzunluk verirse bunları birbirine bölüp burada mü yerine yazabilirsin. Buna dikkat et. Ancak bu soruda öyle bir şey yok. Hemen yazalım. Karekök içerisinde uygulanan kuvvetimiz ne kadarmış? 80 Newtonmuş. Yayın birim uzunluğunun kütlesi doğrudan bize hediye edilmiş. Yani 0.8 olarak soruda verilmiş. O yüzden buraya 8 bölü 10 yazıyorum. Ve işlemi yapmaya devam ediyorum. Yukarıda 80 var. Buradan da ne geldi? 10 bölü 8 geldi. 80 ile 8 sadeleşti buradan. 10, 10 kere 10, 100. Karekök dışarısına 10 metre bölü saniye olarak çıkacaktır. Yani atmanın yayılma hızı 10 metre bölü saniyemiş. Şimdi soruya baktığınızda hocam bu da çok basit oldu ya. Direkt formülde yerine yazdık. 10 metre bölü saniye olarak bulduk diyebilirsiniz. Ancak bununla ilgili başka bir hesap kitap da yoktur gençler. Onu da söyleyeyim. Eğer bu hesaplama ile ilgili müfredatın içerisinde olan daha karmaşık sorular görürseniz mutlaka yorumlara yazın. Biz soru çözüm derslerinde, yazılıya hazırlık derslerinde, tekrar derslerinde mutlaka ve mutlaka çözeriz, üzerinde bulunuruz, değiniriz. Hiç merak etmeyin ama burada birim uzunluğunun kütlesiyle ilgili dalganın ya da atmanın yayılma hızı ile ilgili karşımıza çıkacak matematiksel hesaplama bu tarzda olur. Yani bundan daha zor bir soruyu yazmanın, çözmenin, kafaları karıştırmanın herhangi bir şekilde bir anlamı yoktur. Karşımıza bu konuyla ilgili gelecek aslında soru tipi genellikle yorum sorusu olur. Bakın buraya bakalım hemen. Buradaki yorum sorusu oldukça kafa karıştırır. Eğer öğrenci atmanın yayılma hızı nelere bağlıdır? Bunu düzgün bir şekilde öğrenmediyse yani şu formülü bilmiyorsa v eşittir karekök içerisinde f bölü mü formülünü bilmiyorsa burada hemen mü ile ilgili de yazalım. M bölü L şeklinde yazabiliyoruz bunu. Yani burada gördüğünüz formülü bilmiyorsa mümkün değil. Şuradaki basit soruya cevap versin. Hemen sorumuzu okuyalım. Şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te özdeş yaylar F, F, 2F kuvvetleriyle gerildikten sonra H, 2H ve H genlikli oluşuyormuş. Buna göre atmaların yayılma hızları V1, V2 ve V3 arasındaki ilişki nedir? Hemen sorumuzu çözelim. Bakın soruda bize bir sürü şey verilmiş. İlk önce ne verilmiş? Bundan bahsedelim. Hemen bakıyorum bize diyor ki yaylar diyor özdeş diyor. Yaylar özdeş olduğu için burada mü ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Yani yayların uzunlukları, kalınlıkları bunlar birbirine eşit. Özdeş olmak bu anlama gelir. O yüzden bir kere mü'nün üzerine çiziyorum. Çünkü mü'yle ilgili bir değişken yok. Bu adamların hepsinin mü'leri birbiriyle aynı. Bakıyoruz şimdi. F, F ve 2F kuvvetleriyle gerilmişler. Uygulanan kuvvet Atmanın yayılma hızını etkiler. Buradaki kavramı ben kullanacağım. Hemen kutu içerisine alıyorum. Daha sonrasında bana genlikleri vermiş. Bir tanesinin genliği haş kadar. Bir tanesinin kocaman iki haş kadar. Diğerinin genliği birincisiyle aynı haş kadar. Peki bu haş, iki haş ve haş genliklerinin Atmanın yayılma hızıyla bir alakası var mı? Yok. Hemen formüle bakıyoruz. Burada genlikle ilgili bir kavram görüyor musun? Burada haşla ilgili bir bilgi görüyor musun? Görmüyorsun. O yüzden buradaki h, 2h, h bunlar tamamen tuzak. Bizim için önemli olan başka da bir şey var mı? Bakalım soruya. Yok. Sadece neye bakacağız biz? Uygulanan kuvvete bakacağız. Uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa atmanın yayılma hızı da o kadar fazla olur. O yüzden 2F kuvvetiyle gerilen 3 numaralı dalga en büyük olacak. 1 ve 2 bakalım soruda hemen düzeltelim. Bir hata var. Hemen bakalım sorumuza. Yani basımla ilgili bir hata, sorunun kendisiyle ilgili bir hata değil tabii ki de. Şöyle bakıyoruz. F 2F 2F demiş. Burada ise F F 2F demiş. Hemen düzeltelim. Soruda F demiş. Bunun da F olması gerekiyormuş. Çünkü aşağıda bize bu şekilde söylenmiş. Bu adamın da F kadar olması gerekiyormuş. Buraya bakalım şimdi. Burası 2F. Aynı aşağıda verdiği gibi. Bu adamlar F F kadarlı kuvvetle gerildikleri için birbirlerine eşittir. 1 ve 2. Ancak Edirne'de 2F ile Buradaki atma oluşturduğu için 3 numaranın yayılma hızı diğerlerinden daha fazladır. Bu yüzden cevabımız ne olacak? E'dir ne olacak? Hemen geçelim bakalım. Atmaların birbiri içerisinden geçişi. Bakın burası oldukça önemlidir. Atmaların birbiri içerisinden geçişi ne demek? Bakın burada iki tane tepe birazdan birbirleriyle karşılaşacaklar. İki tane tepe birbiriyle karşılaştığında ne olur? Tepe tepe birbiriyle karşılaştığı zaman bu adama yapıcı girişim yaparlar ve maksimum genlikle titreşirler. Hemen yazalım buraya. Tepe tepe veya not olarak hemen bunu Yazın siz de not edin bunu. Çukur, çukur bunlar karşılaştıkları zaman, birbiri içerisinden geçtikleri zaman buna maksimum genlikle titreşir denir. Aynı zamanda buna şöyle virgül koyalım, yapıcı girişim denir. Bakın kitaplarda bunlar karşınıza çıkar. Sakın şaşırmayın. Acaba burada bize ne demek istiyor diye düşünmeyin. Burada olduğu gibi tepe ve tepe birbiriyle karşılaştığı zaman bunlar biraz sonra birbiri içerisinden geçecek. Yani bunlar genliklerini iki katına çıkaracaklar. Yani gördüğümüzden daha büyük bir şekilde gözükecekler tam birbirleri içerisinden geçerken. Buna maksimum genlikle titreşmek denir veya yapıcı girişim denir sorularda karşınıza gelirse şaşırmayın veya iki tane çukur karşılaşırsa bakın şöyle göstereyim ben hemen iki tane çukur diyelim ki karşılaşıyor birbirlerine doğru geliyorlar bu adamlar birbirlerinin içerisinden geçtiklerinde hemen şuraya eşittir koyalım ne olacaktır maksimum genlikli titreşecekler yani genliklerini anlık olarak iki katına çıkartırlar daha sonrasında birbirlerinin içerisinden geçtikten sonra yollarına aynı genlikle devam ederler bir de bir tepe bir çukur karşılaşması vardır. Ona da hemen şurada bahsedeyim. Oldukça basit bir kavram. Bir tepe şuraya çizelim. Bir de çukur karşılaştıkları zaman bunlar aynı matematikteki sadeleştirme işlemi gibi olur yani bir Tepe bir çukur Bunlar birbirlerini sönümlerler Buna da yıkıcı girişim denir anlık olarak görüntü şöyle eşittir diyelim dümdüz çizgi şeklinde gözüküyor Buna da dikkat edelim yani sorularda bir Tepe bir çukur olduğu zaman matematikteki sadeleştirme işlemi gibi bunlar birbirlerini götürürler dümdüz bir çizgi görürüz Biz atmaların birbiri içerisinden geçişi de böyledir yani Tepe 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 veya çukur çukur karşılaştığı zaman boyutlarını iki katına çıkartıyorlar. Maksimum genlikle titreşiyorlar. Ancak bir tepe bir çukur olduğunda bunlar birbirlerini sönümlüyorlar. Anlık olarak birbirlerinin içerisinden geçer, geçerken o geçtikleri an biz düz çizgi şeklinde görüyoruz. Atmaların yansımasına bakalım. Atmaların yansıması da önemlidir. Sorularda karşımıza gelir. Yok denir sabit uçtan yansıma, serbest uçtan yansıma. Bunlar ne anlama geliyor? Hemen bunlardan bahsedelim. İlk önce atmanın ilerleme yönü bize verilmiş tabii ki de sağ tarafa doğru gidiyor. Sabit bir uçla karşılaştığı zaman ne olur? Bakın biraz önce de bahsetmiştik. Gergin bir ip vardı. Gergin bir ip üzerinde Tek bir tane titreşim yaptığımız zaman burada bir atma oluşur ve oluşan atma sağ tarafa doğru gider. Gidebildiği yere kadar gider. Peki nereye kadar gider bu? Karşısında bir sabit uç çıktığı zaman ne olur? Sabit uç dediğimiz kavram şudur gençler. Bakın burada gergin bir ip var. Gergin bir ipi buradaki bir noktaya biz bir kördüğüm atıyoruz kör düğüm bildiğimiz sımsıkı oraya bağlıyoruz. Kör düğüm atıyoruz. Buraya kör düğüm attığımızda burası sabit uç anlamına gelir. Ve gergin bir ipi yani bu noktadan kör düğüm atılmış gergin bir ipi tek bir tane titreştirdiğimde oluşan atma bakın bir süre sonra buradaki kör düğüme gelecek. Kör düğüme geldiğinde yani sabit uçla karşılaştığında takla atarak diğer tarafa doğru yansır. Bakın buna çok dikkat edin. Yani sabit uçla karşılaşan bir atma ne yapıyormuş? takla atıyor ve geldiği yöne doğru tekrardan hareketine devam ediyor. Yani takla atarak yansıyor sabit uçla karşılaştığı zaman. Peki serbest uçla karşılaştığı zaman ne oluyor? Serbest uç ne demek hemen ondan bahsedelim. Elimizde yine gergin bir ip var. Bu gergin bir ipin bir ucunu halkaya bağlıyorsun ve daha sonrasında bu halkayı bu çubuğa geçiriyorsun. Şimdi gergin bir ipin ucunu halkaya bağlayıp buradaki çubuğa geçirdiğin zaman e ne olacaktır? E bu halka bu çubuk içerisinde rahatlıkla böyle yukarı aşağı hareket edebilir öyle değil mi? O yüzden buna serbest uç denir. Ve burada tek bir tane titreşim hareketi yaptığımızda atmamız sağ tarafa doğru gidecek ve serbest uçla karşılaştığında geldiği gibi geri yansıyacak. Yani herhangi bir şekilde takla atma yok. Yani sabit uçla karşılaştığında takla atacak öyle yansıyacak. Ancak serbest uçla karşılaştığında takla atmadan geldiği gibi geri dönecek. Burada peki başka neyden bahsedebiliriz? Hemen dalganın peki yayılma hızı değişir mi? Bundan bahsedelim. Dalganın yayılma hızı değişmez. Dalganın yayılma hızını etkileyen faktörleri görmüştük zaten. Burada onlarla ilgili bir değişiklik yok. Bir kere ortam değişmiyor. Yani sabit uçla karşılaştım diye ortam değişmiyor. O yüzden burada herhangi bir şekilde atmanın yayılma hızı ile ilgili bir değişiklik olmaz. Genliği, genişliği ile ilgili bir değişiklik olmaz. Hem sol tarafta hem sağ tarafta. Genlikleri, genişlikleri, yayılma hızları değişmez. Sadece ve sadece sabit uçla karşılaştığında takla atarak geri yansıyacak. Serbest tuşla karşılaştığında ise takla atmadan geldiği gibi tekrardan geri dönecek. Bunları bilirsek sorularda da rahat ederiz. Herhangi bir problem yaşamayız. Şimdi biraz önce gördüğümüz iki tane başlığı birleştiriyoruz. Yani hem dalgaların birbiri içerisinden geçmesi hem de sabit uçla karşılaşma, serbest uçla karşılaşma gibi kavramları pekiştireceğimiz bir soru. Eşit bölmeli düzlemde K sabit, L serbest uçları arasında gerilmiş bir yayda oluşturulmuş atmaların T eşittir sıfır anındaki konum ve hareket yönleri şekildeki gibidir. Güzel. Atmaların bir saniyede iki bölmede hareket ettikleri bilindiğine göre. Bakın buna çok dikkat ediyorsun. Bir saniyede iki bölme hareket ediyorlarmış. İlk defa kaçıncı saniye sonra maksimum genlikle titreşir? Bakın biraz önce anlatmıştım ben size. Maksimum genlikle titreşmek ne demekti? İki tane tepe birbirlerine doğru geldiklerinde birbiri içerisinden geçerken bakın tam dalgalar iç içe geçtikleri anda bu adamlar maksimum genlikle titreşirler. Yani genliklerini iki katına çıkartırlar. Veya tam tersi iki tane tepe birbiri içerisinden geçerken tam o geçtiği anda maksimum genlikle titreşir ve genliğini iki katına çıkartır. Bakın buna çok dikkat ediyoruz buradaki Görsele dikkat tekrardan üzerine basalım vurgulayalım şöyle not olarak yazalım yani maksimum genlikle titreşir demek bu anlama geliyor yani bizden şöyle bir şey istiyor aslında İlk kez karşılaştıklarında ilk kez maksimum genlikle titreştiklerinde saniye kaçı gösterir diyor ya şöyle bir görüntü olacak bak ikisi de üçgen şeklinde zaten böyle bu üçgenler birbirinin içerisinden geçecek ve böyle bir tane diğerinde maviyle göstereyim şöyle Diğerini de maviyle tanımlayalım. Böyle birbiri içerisinden geçecek. Ve daha sonrasında burada biz böyle kocaman bir üçgen göreceğiz. Yani bundan bahsediyor bize. Hemen bakalım. Buraya baktığımızda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. K sabit, L serbest uçları arasında gerilmiş bir yay. Bakın burası sabit uçmuş. Hemen yazalım bakın. Burası neymiş? Sabit uç. Sabit uç olduğu zaman ne oluyordu? Takla oluyordu öyle değil mi? Hemen üzerine notumuzu alalım. Burada sabit uçu var. Sabit uçla karşılaşıldığı zaman ne olacak? Takla atma olayı gerçekleşecek. L için ne demiş? L için serbest uç demiş. Serbest uçla karşılaşıldığında ise burada takla yoktu. Hemen yanına yazalım. Takla yok. Adam geldiği gibi geri dönecek. Yani bakın buradaki dalgaya baktığımız zaman şöyle birim kare üzerinden sayalım bakın. Bir kare geldi. Ardından 2, 3, 4, 5, 6 7 8 bak tam şuradaki noktaya geldik 8 tane sayıyorum. Niye böyle saydım? Çünkü sabit uçla karşılaşıyoruz. Sabit uçla karşılaştığımız zaman takla atacağız. Yani ben bunu böyle 8 kere buraya getirdim. Daha sonrasında L noktasına geldiğimizde ise bakın bu adam L noktasına geliyor. Takla atma falan yok. Ne yapacak? Geldiği gibi geri yansıyacak. Hemen çizelim bakalım. Buradaki bir nokta üzerinden almaya çalışalım olayı. Şu nokta üzerinden sayıyorum. Onu da mavi ile göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak görüyor musun? Mavi ile gösterdiğim nokta buraya geldi. Mavi ile gösterdiğim nokta buraya geldi. Geri kalanı nerede? Arkada. Bak şöyle göstereyim. Geri kalanı nerede? Arkada. Öteki için ne yapmıştım ben? Ötekinin de bu ucunu alıp buraya getirmiştim. Bak öndeki ucunu alıp 8 saniyede buraya getirdim. Geriye kalan kısmı nerede? Onun da arkada görüyor musun? Bak 8 saniye sonra bu adamlar iç içe geçiyorlar. Yani maksimum genlikle titreşiyorlar. 8 bölme sonra ama çok özür dilerim. 8 bölme sonra bunlar maksimum genlikle titreşiyorlar. E 1 saniyede 2 1 saniyede 2 bölme hareket ediyorsa 8 bölmeyi ne kadar sürede alacaktır? 4 saniyede alacaktır. 4 saniye sonra bu adamlar maksimum genlikle titreşecekler. Bak çok çok önemli. Tekrardan anlatayım isterseniz. Tekrardan üzerinde duralım. Çünkü sınavda karşımıza çıkması muhtemel bir sorudur. Öğretmenimiz sadece sabit uçtan ya da sadece serbest uçtan soru sormaz. Bu ikisini birleştirir. Bir de dalgaların birbiri içerisinden geçişini koyar soruda. Üç tane konu başlığını tek bir tane soruda sana sormuş olur. O yüzden çok dikkat ediyorsun. Bak şimdi dikkatli bir şekilde tekrardan dinle. Bak şimdi buradaki kısımdan inceliyorum. Ben yani dalganın bir tane noktasını ele alabilirsin. Buradaki noktaya baktığım baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? Takla attık sabit uçla karşılaştığımızda. 8 saniye sonra ne oldu? Buradaki nokta buraya geldi. E, arka taraftaki kısımda nerede zaten? Geride. Şöyle kırmızı ile gösteriyorum. Şimdi geldik maviye. Maviye baktığımızda ise uç kısmından aldım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam bu noktaya geldik. Geriye kalan kısmı da nerede? Arka tarafta. Gördüğünüz gibi gençler tam bu noktada birbiri içerisinden geçiyor. Bu işlemi ben 8 kutu sayarak yaptım ikisi içinde. 1 saniyede 2 kutu hareket ediyormuş. 8 tane kutuyu tabii ki de ne yapacaktır? 4 saniyede alacaktır. Çok çok dikkat edelim. Önemli bir soru. Ortam değiştiren atmaların bakalım ne gibi problemleri olacak. Onları inceleyelim biz. Ortam değiştiren atmalar demiş. Yani ince yaydan kalın yaya doğru hareket veya kalın yaydan ince yaya doğru hareketi göreceğiz burada. Şimdi yaya baktığımız zaman sol tarafı ince, sağ tarafı daha kalın. Biz yaylarla ilgili neyi biliyoruz? Öncelikle ortam değiştiği zaman dalgaların yayılma hızları bundan etkilenirler. Ortamdan kastımız bu işte. Sol tarafta ince yay olması, sağ tarafta kalın yay olması. Görüyor musun bak atmanın ilerlediği ortam değişiyor. Bir kere bu adamların hızlarının değişeceğini kestirebilirsin. Şimdi bakalım. İnce yayda bir atma hareketini oluşturuyorum ve oluşan bu atma sağ tarafa doğru giderken bir anda kalın yayla karşılaşıyor. Kalın yayla karşılaşıldığı zaman yani ince yaydan kalın yaya doğru hareket ederken buradaki O noktası sabit uç etkisi yaratır. Sabit uç etkisi yaratmak ne anlama geliyor? Yani O noktasıyla karşılaşıldığı zaman burada atma ne yapacak? Takla atacak. Buna çok dikkat edelim. Yani görünüm şöyle bir şey olacak gençler. O noktasıyla karşılaştığı zaman gelen atma sabit bir uçla karşılaşıyormuş gibi olduğundan dolayı gelen atma takla atarak geri yansıyacak. Tabii ki de burada bir de iletilen vardır. Ona da çok dikkat edin. İletilen atma ise gelen atma ile aynı şekilde şemalde olacak. Bununla ilgili herhangi bir takla atma mevzusu söz konusu değil. Yani olayı şöyle inceliyoruz bakın. Ortam değiştiren atmalarda tam o ortamı değiştirdiği o noktasına geldiği zaman kendi görüntüsü şekli şemali ile aynen sağ tarafa doğru bir iletiyor. Ancak inceden kalına doğru gidiyorsa kendisi sabit uçla karşılaşıyormuş gibi olduğu için takla atarak buradan geri yansıyacaktır. İlk önce görüntünün bu şekilde olacağını bilmemiz gerekir. Yani sabit uçla karşılaştığımız zaman iletilen atmaya bakıyoruz. Gelen atma ile aynı ancak yansıyan atmaya baktığımız zaman takla atarak burada yoluna devam ediyor. Bakalım burada başka neleri kıyaslayabiliriz. Kıyaslayacağımız kavramlara hemen bakalım. Öncelikle ince yayda mı daha hızlı hareket edersin kalın yayda mı daha hızlı hareket edersin bunu konuşalım. Tabii ki de ince yayda daha hızlı hareket edersin. Bu yüzden gelen atmanın hızı ile yansıyan atmanın hızı bunlar birbirine eşittir. Çünkü ortam değişmediği sürece atmanın yayılma hızı değişmez. Bu kadar basit. İkisi de ince yayda mı ince yayda. O yüzden gelen ve yansıyan Tabii ki de hız olarak birbirine eşittir. Kalın yayda hareket ediyorsun. Bu yüzden iletilen atmanın hızı diğerlerine göre daha düşük kalacaktır. Bakın burada kıyaslamışız zaten. Oldukça önemli. Burayı tekrardan kutu içerisine alalım. Buna dikkat edelim. Şimdi dalgaların Genişlikleri konuşulmuş. X ne demekti gençler? Genişlik demekti öyle değil mi? Şimdi genişliği biz nasıl hesaplıyorduk? T ilk sayfalara gidecek olursak genişlikle ilgili ben size ne demiştim? X eşittir V çarpı T demiştim öyle değil mi? E burada da diyeceğim ki ben daha hızlı hareket edenin tabii ki de birim zamanda aldığı yol daha fazladır öyle değil mi? O yüzden gelen ve Yansıyanın genişlikleri birbirine eşittir. İletilenin hızı daha düşük olduğu için bu adamın genişliği diğerlerine göre daha dandik durumdadır. Buradan çıkaracağımız ikinci not da bu. Hemen buraya bakıyoruz. Şimdi genlikleriyle ilgili konuşalım. Genliklerine baktığımızda ise genlik ne demekte? Dalganın taşıdığı enerji. Şimdi başlangıçta sadece gelen atmanın enerjisi vardı. Bu adamın enerjisiyle biz ne yaptık? Yansıyan ve iletileni oluşturduk. Yani şunu demek istiyoruz. Gelen atmanın enerjisi eşittir yansıyan artı iletilen. Yani gelen atmanın enerjisi yansıyandan da büyüktür, iletilenden de daha büyüktür. Hemen burayı da kutu içerisine alalım. Önemli bir bilgi daha. Peki bu ikisi arasında bir kıyaslama yapılabilir mi? Bu ikisi arasında şu anda lise müfredatında bir kıyaslama yapmak çok da doğru değildir. Sorularda da karşınıza da çıkmaz. Çünkü bu ikisiyle ilgili kıyaslama yapılabilmemiz için, yapabilmemiz için bize daha farklı bilgilerin de verilmesi gerekir. Onlarla bizim için çok büyük bir detay olacak bunlar. Onlara girmiyoruz. Lise müfredatında da zaten bu ikisinin enerjileri ancak bakın hızları ve genişliklerinden bahsetmiyorum. Bu ikisinin enerjileriyle ilgili bir kıyaslama yapılamaz diyeceğiz, geçeceğiz müfredatımız çerçevesinde. Tabii ki de D1 D2'ye göre daha fazla olacaktır çünkü D1 üzerinde oluşturulan atmanın hızı daha fazla. E hızı daha fazla olduğu için bu adamın aldığı yol daha fazladır. Yani bunlar tam aslında kırmızıyla gösterilen noktada karşılaşıyorlardı. Karşılaştıkları anda sağ tarafa giden daha yavaş. Sol tarafa giden daha hızlı. E bu yüzden D1 büyüktür. D2 diyeceğiz doğal olarak. Şimdi geçiyoruz sağ tarafa. Bakın burada bir konu anlatımı yapmış gibi gözüküyoruz. Ancak burada çok çok önemli bir soruyu da çözmüş olduk. Çünkü sorularda bize bakın şu iki görsel verilecek. Bu iki görsele göre işte birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül hangileri doğrudur tarzında yorum yaptıracak öğretmenimiz. O yüzden çok çok önemli. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Sağ tarafa geçtiğimizde ise tam tersini görüyoruz kalın yayda oluşturulan bir atma var. İnce yaya doğru hareket ediyor. Tam ikisinin birbirinden ayrıldığı bu O noktasıyla karşılaşıldığı zaman bir kere kendi şekli şemali neyse aynen sağ tarafa iletilecek. Yani ister inceden kalına git, ister kalından inceye git. Kendi şekli şemalin neyse sağ tarafa onu aynen iletiyorsun. Ancak kalından inceye giderken buradaki O noktası serbest uç etkisi yaratır. Serbest uç etkisi yarattığı için takla atmadan geldiği gibi geri dönersin. Yani hemen alt taraftaki görsele geçiyorum. Sağ tarafa ne yaptık? Biz kendi şeklimiz, şemalimiz neyse aynen ilettik. Kendimize ne oldu? O noktası serbest uç etkisi yarattığı için kendimizde ne yaptık? Geldiğimiz gibi tekrardan geri döndük, yansıdık. Bir kere bu görseli bileceğiz. Ardından hemen yorum yapmaya geçelim. Hızlarını kıyaslayalım. Şimdi ince yayda hareket eden nedir? Her zaman daha hızlıdır. O yüzden iletilen atmanın hızı gelen atmadan da büyüktür. Yansıyan atmadan da daha büyüktür. Gelenle yansıyan atma ikisi de aynı ortamda hareket ettikleri için bu adamların hızları birbirine eşittir. Yani Hemen kutu içerisine alıyorum. Gelen ve yansıyanın hızları birbirine eşit. Bu adamlar iletilenden daha küçüktür. Çünkü kalın yayda hareket ediyorlar. Kalın yayda daha sıkıntılı hareket edersin. Buna dikkat. Ardından genişliklerine bakalım. Genişliklerine baktığımızda ise hızlarıyla doğru orantılıdır. Gelen ve yansıyanın hızları birbirine eşit olduğu için birim zamanda aldıkları yollar da birbirine eşittir. İletilen onlardan daha hızlıydı. Bu yüzden iletilenin genişliği diğerlerine göre daha iyi durumdadır. Ardından enerjilerine bakalım. Enerji olarak da şöyle kıyaslıyoruz. Başlangıçta sadece gelen atma vardı. Yani sadece gelen atmanın enerjisi vardı. Gelen atmanın enerjisi sayesinde yansıyan ve iletilen oluşturuldu. Yani hemen yazalım enerji olarak bakın şöyle E gelen yani gelenin enerjisi eşittir E yansıyan artı E iletilen Öyle değil mi gençler? Burada yansıyan ve iletilen gelen atma sayesinde oluşturuldu. O yüzden gelen atmanın enerjisi yansıyandan da büyüktür. iletilenden de büyüktür. Ama burada ne yapmıyoruz? Biz ikisiyle ilgili herhangi bir kıyaslama yapmıyoruz. Buna da dikkat edelim. Şimdi D1 demiş D2'den daha küçüktür. E tabii ki de çünkü burada D1 ile ilgilenen kısım nedir? Kalın yayda hareket eden atmadır. E bu adam yavaş hareket ediyor. O yüzden D1 D2'ye göre daha küçük olacaktır. Bakın oldukça önemli bir sayfa. Şöyle ellerimi çekiyorum. Mutlaka bu sayfanın ekran görüntüsünü alın. Anlamadığınız yerleri böyle mutlaka birkaç kez daha dinleyin. Çok çok önemli. Çünkü buradan çok fazla soru gelecek. Şimdi geçelim bakalım neler öğreniyoruz, neler yapıyoruz. O noktasından birleştirilmiş X ve Y yaylarından X yayından gönderilen bir atmanın yansıyan ve iletileni şekildeki gibi olup atmaların hızları Vx ve Vy'dir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi bize diyor ki X yayından gönderilen bir atmanın yansıyanı ve iletileni. Hemen bakalım. Sırasıyla bakın gençler. Burası yansıyan. Burası nedir? İletilen. Öncelikle iletilenle ilgili ben size ne söylemiştim? Gelen atmanın şekli şemali neyse aynen o şekilde iletilir. Yani burada gelen atma nasıl geliyormuş? Baş aşağı olacak şekilde geliyormuş. Çünkü iletilen atma her zaman gelen atmanın şekli şemaliyle aynıdır. Yani burada gelen atma nasıl gelecek? Baş aşağı gelecek. Bakın buradan böyle baş aşağı gelen bir atma varmış ki sağ tarafa doğru bunu aynen iletmiş. Adı üstünde iletmek. Yani geldiğin gibi şeklin şemalin neyse aynen ileteceksin demek. Buna çok dikkat ediyoruz. Diyor ki bize Gelen atma baş yukarı atmadır. Bir kere geçmiş olsun bu olmaz. Gelen atma baş aşağı atmadır. Net bir şekilde gözüküyor. Baş aşağı olan bu atma sağ tarafa doğru aynen kendi şekli şemaliyle iletilmiş. Peki kendisi nasıl yansımış? Kendisi takla atarak yansımış. Kendisi takla atarak yansıyorsa... O noktası o zaman nasıl bir etki göstermiş? Sabit uç etkisi göstermiş. Sabit uç etkisi nasıl gösteriliyordu? İnceden kalına giderken gösteriliyordu öyle değil mi? Şu anda soruya okuyarak benim çıkardığım sonuçlar bunlar. Öncülleri okumaya devam edelim. X yayı ince Y yayı kalındır. Çok doğru. Diyor ki bize X Y'ye göre daha hızlı hareket eder. Bu da doğru. Çünkü X yayı incede, ince yayda her zaman daha rahat hareket edersin. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Bakın bir önceki sayfada öğrendiğimiz konu başlığı ile ilgili karşımıza çıkacak soru tipi aynen bu şekilde olur. Hemen bakalım sorumuza şimdi. K hafif ve L ağır yayı birbirine eklenerek K yayından bir atma gönderiliyor. K yayındaki atma T sürede bir bölme ilerliyormuş. Buna göre 4 T süre sonra görünüm nasıl olur? Şimdi bakın buraya çok dikkat edelim. Tam bu noktayı belirtmek istiyorum. Sizde de bariz bir şekilde gözüküyor aslında görebilirsiniz. Bakın burası daha ince. Buranın bir tık daha kalın olduğunu görebiliyoruz değil mi? Birbirinden ayrıldığı nokta ise tam buradaki nokta. Çok dikkat edelim şimdi. Diyor ki ince yaydan kalın yaya doğru gidiyor diyor. Ya da işte hafif yaydan ağır yaya doğru gidiyor diyor. Bunlar aynı anlama gelir. İnceden kalına giderken bir kere ne olması gerekir? İletilen atma için zaten bu adamın şekli şemali neyse aynen sağ tarafa doğru iletecek. Yani burada şunları konuşalım. Bakın gençler zaten gelen atma soruda sana verilmiştir. Tamam mı? İletilen atma olacak iletilen atma nasıl olacak? Gelen atma ile şekli şemali aynı olacak öyle değil mi? Daha sonrasında bir de yansıyan atma olacak. Yansıyan atma ise sabit uç olması, serbest uç olmasına göre değişkenlik gösterecek. Şimdi ilk önce bakıyoruz. Soruda zaten sana gelen atmayı vermiş. Tamam güzel baş yukarı olacak şekilde gösterilmiş. Peki iletilen atma nasıl olmalı? İletilen atma da baş yukarı olmalı öyle değil mi? Çünkü iletilen gelenle aynı şekle şemale sahip olacak. Baş yukarı, baş yukarı, baş yukarı, baş yukarı, baş aşağı. Bir kere Edirne ile hemen vedalaşıyoruz. Daha sonrasında yansıyan atma neye göre belirleniyordu? İnceden kalına giderken gençler ne demiştik biz buraya? Sabit uç etkisi yaratır dedik öyle değil mi? Sabit uç etkisi yarattığı zaman ne oluyordu? takla oluyordu. Yani ne olmasını bekliyoruz biz? Bu adamın takla atmasını bekliyoruz. Hemen bakalım. Takla, takla, takla. Burada takla yok. O yüzden C şıkkıyla da vedalaşmış olduk. Şimdi A, B ve D seçeneklerine bildiğimiz temel bilgilerle ulaşmış olduk. Şimdi dikkat edelim bakalım. Neyi göreceğiz biz? Şimdi öncelikle şunu söyleyebiliriz hangisinde daha hızlı hareket ediyordu buna bakalım yani burada bu adamlar tam bu noktada karşılaşıyorlar öyle değil mi tam bu noktada karşılaştıktan sonra yansıyan atma da iki bölme gitmiş iletilen atma da iki bölme gitmiş böyle bir şey olabilir mi sizce ne demiştik biz her zaman şöyle yazıyoruz bak her zaman demeyelim de her zaman diyelim ya da şöyle konuşalım her zaman ince yayda daha hızlı hareket edersin. Şu anda ince yayda hareket eden kim? Yansıyan. Yani V yansıyan büyüktür. V iletilen olmak zorunda. Hemen bunu kutu içerisine alıyorum. İnce yayda hareket eden her zaman daha hızlı bir şekilde hareket eder. Yani yansıyanın daha hızlı hareket etmesi gerekir. E bu adam daha hızlı bir hareket ediyorsa her ikisinin de iki bölme gitme şansı var mı? Yok. Adana'yla da vedalaşmış olduk. Daha sonrasında tam bu noktada karşılaşıyorlar. Bak dikkat et ince daha kalın çizilmiş birbirinden ayırdığı nokta burası. Bu adam bir bölme gitmiş, bu adam iki bölme gitmiş. Yani yansıyanın daha hızlı olduğunu söylüyor sana çaktırmadan. Yansıyan daha mı hızlı? Değil. Yansıyan kalın yayda hareket ediyor. Daha hızlı değil. Bu yüzden cevabımız Bursa olacak. Hemen Bursa seçeneğine de bakıyoruz. Sınır noktası burası. Bu adam 2 bölme gitmiş. Yani ince yayda hareket eden iki bölme gitmiş. Kalın yayda hareket eden bir bölme gitmiş. Çünkü kalın yayda hareket eden nedir? Daha yavaştır. Bakın çok güzel bir soru. Öğrendiğimizi pekiştirme açısından çok çok önemli. Hemen geçelim bakalım. Bir soru daha karşımıza çıkıyor. Gerilmiş bir yayda periyodik dalgalar üreten bir kaynak 12 saniyede 60 dalga üretmektedir. Güzel. Dalgaların yayılma hızı 40 santim saniye olduğuna göre ardışık 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık ne kadardır diyor. Dalgalarla ilgili temel kavramlarla alakalı olarak karşımıza çıkacak bir soru. Sınavda da birinci yazılı sınavda, ikinci dönemin birinci yazılı sınavında da ben mutlaka böyle sözel bir tane soru bekliyorum. İşte öğretmenimiz periyotla, frekansla ilgili, yayılma hızıyla ilgili, dalga boyuyla ilgili bu tarz bir soru sorabilir bize. Hemen öğrendiğimiz kavramları bir hatırlayalım. 12 saniyede ne diyor sana? 12 saniyede 60 dalga üretiliyor diyor. Şimdi 12 saniyede 60 dalga üretiliyormuş. E 1 saniyede ürettiği dalga sayısı neydi? Frekans değil mi? Hemen dalgalarla ilgili temel kavramlar dersimizi hatırlayalım. 1 saniyedeki dalga sayısına frekans denir. Hemen buradan 12F eşittir 60 diyoruz. Buradan da F ne kadardır? Frekansı bu adamın 5 hertz'tir. Veya frekansın başka bir birimi saniye üzeri eksi birdir. Hemen bunu kutu içerisine alalım. Ardından dalgaların yayılma hızına geçelim. Dalgaların yayılma hızı V eşittir. Lambda çarpı F ile tanımlanır. Burada V dalgaların yayılma hızıdır ve ne kadarmış? 40'mış. Lambda ne demek? Dalga boyu demek. Dalga boyu ne demekti? Ardışık iki dalga tepesi arası uzaklık veya ardışık iki dalga çukuru arasındaki uzaklık lambda ile gösterilir. F nedir? frekans. Buradan lambda'yı ne kadar buluyorsun sen? 8 santim olarak buluyorsun. 5 kere 8 40 yapacaktır. Dalga boyu ne kadarmış? 8 santimmiş. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Şöyle bir çizgi çekeyim. Sol tarafta da artık net bir şekilde sorumu çözeceğim. Ardışık 6 dalga tepesi arası uzaklık diyor. Şimdi çizelim. Ardışık 6 dalga tepesi arasındaki uzaklığı çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu öyle değil mi? Bak şu anda ardışık 6 tane dalga tepesi çizdim. Burada tepeden tepeye olan uzaklık ne kadardı? Landa kadardı öyle değil mi? Hemen yazalım. Landa kadar, tepeden tepeye landa kadar, tepeden tepeye landa kadar, tepeden tepeye landa kadar, tepeye landa kadar diye bunları belirtelim. Şu anda kaç tane landa yazdık biz? 1, 2, 3, 4, 5. Buradan da ne bulacağız? 5, çarpı 8. Çünkü bakın burada 5 tane lambda var. Lambda'nın kendisi 8. 5 kere 8 40 santim olacak. Ardışık 6 tane dalga tepesi arasındaki uzaklık. Hemen geçiyoruz bunu da. Konuyu bitirirken bugün neler öğrendik? Hemen bunlara bakalım. Atma ve ilerleme yönünü öğrendik. Atmaların yayılmasından bahsettik. Atmaların yansımasından bahsettik. Atmaların ortam değişmesini öğrendik. Atmaların birbiri içerisinden geçişini öğrendik. Bakın hiçbir detayı atlamadan bütün kavramların üzerinde durduk. Yay dalgaları ile ilgili bilmemiz gereken her şeyi öğrendik konuyu bitirirken. Artık sizi ödüllü soruyla baş başa bırakabilirim. Konuyu iyi bir şekilde öğrendik bugün. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.